Arkadaşlar selamünaleyküm. Türkiye'nin ikinci insansız savaş uçağı projesi ortaya çıktı. Yani Anka 3 projesi. Bugün Anka 3 ile ilgili son gelişmeleri konuşalım. Anka 3 nasıl ortaya çıktı? Yani hikayesini. En son önemli özellikleri açıklandı. Bunlar neler? Ve bu sistem yurt dışında da ciddi anlamda ses getirdi. Bugün o yankılardan birini. ABD'de Anka 3 ile ilgili yayınlanan bir makaleyi konuşuyoruz. Bu önemli çünkü makalede ABD'nin böyle bir sisteme sahip olmadığından bahsediliyor. Dostlar, kanalımızın büyümesi için desteğiniz çok önemli. Sesimizin daha büyük kitlelere ulaşmasının yolu bu. Ve bunu sağlamak için bize destek olmak isterseniz videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdi konumuza devam edelim. İnsansız hava araçları alanında Türkiye inanılmaz bir noktaya geldi. Bugüne kadar geliştirdiğimiz sistemler bizim terörle mücadele operasyonlarımızda aslanlarımızın sırtından bayağı yük aldı. Ayrıca Libya ve Etiyopya gibi bölgelerde adından sıkça söz ettirdi. Ukrayna'da Bayraktar TB2'ler için şarkılar yazıldı. Ve bence en kıymetlisi de Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan ordusunun aslanlarına çok ciddi omuz verdi bu sistemler. Yani her yerde hem Bayraktar hem Anka sistemleri gözümüzü kabarttı. Ve artık bu işi bir tık öteye taşımak gerekiyordu. Yani insansız savaş uçaklarının devrini başlatmak gerekiyordu. Türkiye uzun yıllardır bu konuda çalışmalar yapıyor. Bunun ilk meyvesi de Bayraktar Kızıl Elma oldu. Birkaç ay içinde arka arkaya çok önemli testlerine şahitlik ettik. Ve bir yandan geliştirilen farklı bir projede vardı. TUSAŞ ilk Anka'yı test ettiğinde bile insansız savaş uçağı için çalışacağını açıklamıştı. Ve bu ay onun meyvesine şahitlik ettik. Çanakkale Deniz Zaferimizin yıl dönümünde Anka 3'ün ilk gerçek fotoğrafı paylaşıldı. Ve ilk özellikleri de açıklandı. Ona geçmeden önce Anka 3'e giden hikayeyi hızlıca bir konuşalım. Türkiye'de savunma sanayisi dediğimiz zaman bilmeniz gereken ilk şey bizi her zaman kötü komşunun ev sahibi yaptığı. Ambargo yiyoruz, ardından bize verilmeyen sistemin yerlisi ortaya çıkıyor. Bugüne kadar bunun bayağı örneğini yaşadık. Mesela savaş gemilerimizde ABD üretimi Mark 41 dikey atım sistemi kullanılıyordu. Ama ABD milli fırkateynimiz TCG İstanbul için bunu vermeyeceğini bildirdi. Yani bu alanda bir ambargo yedik. Ardından Türkiye milli dikey atım sistemi MİLDAS'ı geliştirdi. Aynı şekilde Falanx sistemi bize karşı silah olarak kullanılmıştı. Aselsan Gökdeniz hava savunma sistemini geliştirdi. F-35 projesinden çıkarıldık. Devletimiz bunun yanıtını Milli Muharip Uçak projesiyle verdi. Aynı şekilde Javelin tank savar füzeleri Batı'nın aşağılık yüzünü bir kere daha ortaya çıkardı. ABD bu füzeleri PKK'ya verdi ama Türkiye'ye vermedi. Durum böyle olunca Roketsan bunun yerli muadili olan Karaok'u ortaya çıkardı. Daha bunun gibi bir sürü örnek verilebilir ve bahsettiğim ambargoların zirvesini insansız hava araçlarında yaşadık. Bugün konumuz olan Anka 3 de aslında böyle bir sürecin sonunda ortaya çıktı. İnsansız hava araçları artık harp meydanlarının vazgeçilmezleri. Biz terörle mücadelede kullanmak için bunları daha önce sözde müttefiklerimizden tedarik etmek istemiştik. Ama bir ton rezillik yaşadığımız bir sürece şahitlik ettik. Bunların detaylarını daha önce defalarca kanalda konuşmuştuk. O yüzden şimdi o detaylara girmiyorum. Zaten burada sistemi ilk kilitleyen şey müttefik tanımından başlıyor. Çünkü küfür tek millettir ve asla sizinle müttefik olmazlar. Olmadıkları da iyi oldu aslında. Dünyanın en gelişmiş insansız hava araçlarını bu sayede ürettik. Ve bu sürecin sonunda iş artık insansız savaş uçağına kadar geldi. Anka 3 de bu sürecin meyvelerinden biri. Ama Anka 3'ün başlama hikayesi o ambargolarda saklı değil. Onun hikayesi Fransa'da başlıyor. Türkiye 2005 yılında insansız savaş uçağı arayışına başlamıştı. O dönemde en gelişmiş program Nöron programıydı. Ve bu program Fransa'nın liderliğinde yürütülüyordu. Ayrıca ortak geliştirilen bir projeydi bu. İşte Türkiye 2005'te bu programa katılım için başvuru yaptı. Ama Fransa sanayi ekibinin oluşturulduğunu ve iş paylaşımının yapıldığını bahane ederek bu başvuruyu reddetti. 2011'de ilk uçuş yapıldıktan sonra belki programa dahil edilebilirsiniz gibi bir cevap verdiler. O dönem o projenin katılımcılarından biri Yunanistan'dı ve Türkiye'nin programa katılmasını onların engellediği iddia edildi. Ama öyle ya da böyle fark etmez. Kim ya da hangi sebeple engellemiş olursa olsun. Sonuçta o programa alınmadık ve kendi projemize başladık. Ve yine kötü komşu sayesinde bugün Anka 3 sahibi olduk. Ve başta dediğim gibi Anka 3'ün sahip olduğu özellikler de açıklandı. Buna göre yeni insansız savaş uçağımız 6,5 ton azami kalkış ağırlığına sahip. 1,2 ton faydalı yük kapasitesi var. Bu standart faydalı yükle 40.000 feet irtifada 10 saat boyunca havada kalabiliyor. Bu süre ondan esas beklenen görev tanımı için fazlasıyla yeterli bir süre. Görev tanımının ne olduğunu birazdan konuşuruz. Anka 3'ün seyir hızı 463 km ve azami hızı da 787 km olacak. Uçan kanat formunda tasarlandı ve tasarımı sayesinde çok düşük radar kesit alanına sahip. Yani radar görünmezliği var. Yani bir tür hayalet uçak. Çünkü iç silah istasyonları var ve bu sayede derin taarruz görevlerinin başrolü Anka 3 olacak. Derin taarruz, düşman topraklarının derinliklerinde hedeflerin imha edilmesi anlamına geliyor. Radarda görünmediği için Anka 3'ün esas görevi bu olacak. Ve böyle bir görev tanımından bahsettiğimizde ilk olarak akla gelen şey düşman hava savunma sistemleri oluyor. Derin taarruz kabiliyeti olan hava sistemleri öncelikli olarak düşman hava savunma sistemlerine hedef alırlar. Örnek için söylüyorum. Yarın bir gün Yunanistan'la çatışsak. Savaşsak demiyorum çünkü Yunanistan'ın haddi değil bizimle savaşmak. Bir çatışma olsa. Yunanistan'a özellikle ABD'nin yerleştirdiği hava savunma sistemleri normal şartlarda bizim için bela olurdu. Ama Anka 3 tam olarak göreve başladığında önden gidip bu hava savunma sistemlerini imha edecek. Ve hava kuvvetlerimize büyük oranda boş bir hava sahası kalacak. Sonrası zaten hava kuvvetlerinin gerçekleştirdiği yıkım demek oluyor. O yüzden Anka 3 bizim için ayrı bir öneme sahip. Bu sistemde Ukrayna'nın ürettiği bir adet turbofan motor kullanılacak. Tahmininizden çok daha hızlı şekilde geliştirilebilme imkanı var. Çünkü TUSAŞ, Anka ve Aksungur'da kullandığı birçok sistemi bu uçakta da kullanacak. Hatta Anka 3'ün yer kontrol istasyonu bile şu an TUSAŞ'ın kullandığı istasyonlarla birebir aynı. İşte bu sayede önümüzdeki ay yani Nisan 2023'te bu sistem ilk uçuşunu yapacak. Bu elbette inanılmaz önemli bir haber ve bizim için ciddi heyecan kaynağı oldu. Bizimle aynı zamanda dünya basınında da ilgi gördü. Yunan basınından zaten bahsetmiyorum. Onlar gece gündüz bu sistemleri konuşmaya devam ediyorlar. Ama ABD basınında da Anka 3 ile ilgili bir makale yayınlandı. The Warzone'da yayımlanan makale Anka 3'ü analiz etti. Bu makalede özellikle yeni insansız savaş uçağımızın düşük radar alanına sahip olmasından bahsedildi. Eğer sistem testlerde başarı sağlarsa çok ciddi bir ihracat potansiyeli oluşur denildi. Ve bir itiraf da geldi. Makaleye göre şu an Çin ve Rusya'nın aktif uçan kanat SİHA programları var. Ama ABD'nin Anka 3'e benzer bir projesi yok. Ve bu alanda çok büyük bir eksiklik var. Çünkü yine makaleye göre uçan kanat şeklindeki SİHA'ların önemi 20 yıl önce kanıtlandı. Radara yakalanmama teknolojisi jet motorundan bu yana hava savaşında en büyük devrim olarak gösteriliyor. Haliyle Türkiye'nin artık neredeyse sahip olduğu bu teknolojiye ABD'nin sahip olmaması onlar adına büyük eksik. Yani kısaca özetlersek Anka 3 devrim niteliğinde bir proje. Türkiye'nin artık derin taarruz gerçekleştirme kabiliyeti ortaya çıkıyor. Ve işin daha da güzel yanı ilerleyen dönemde bu sistemler Milli Muharip Uçak'la birlikte çalışacak. Milli Muharip Uçak havalanmış. Bir yanında Anka 3 filosu, diğer yanında Kızılelma filosu. Milli Muharip Uçak pilotu tamamını kontrol ediyor. Havada bir tehlike oluştuğunda Kızılelmaları harekete geçiriyor. Yerde imha edilmesi gereken kritik hedeflere Anka 3'leri gönderiyor. Zaten yetenekleriyle dünyada adından söz ettiren Türk pilotları böyle bir kabiliyete kavuştuğunda neler yapar artık siz düşünün. Zaten bu bahsettiğim 3 sistemin havada yan yana uçuyor olması bile başlı başına bir caydırıcılık unsuru olacak. Yeter ki bu projeler bugün desteklendiği gibi desteklenmeye devam etsin. Bugün bu projelere verilen destek ve siyasi iradenin arkalarında dağ gibi durması en büyük güvencemiz. Bu arka çıkma durumu en ufak bir şekilde tökezlerse bu projelerin tamamını unutun. Ve bir daha bu noktaya 50 yılda gelemeyiz. Marshall yardımları döneminde ikinci plana attığımız savunma sanayi şirketlerimizden dolayı tam 70 yıl kaybettik. Bir daha bu ülke için böyle bir kayıptan söz etmeyiz inşallah. Allah'a emanet olun.